Gel dedin geldim. İstediğin ne varsa konuşalım. Bak, ne işler çeviriyorsun bilmiyorum. Ama bana ne çıkarın var, benden ne istiyorsun, her şeyi şimdi burada tek tek anlatacaksın. İhsan mı söyledi sana bunları yapmanı? Görüşüyor musun sen onunla hala? Benim onunla irtibatım yok, olmayacak da. Ya o zaman insan başka birinin kredi borcunu niye öder ki? Benim İhsan abiye borcum vardı. Hı. Bu şekilde kapatmak istedim. Hem yani iyilik yaptım diyelim ve sen şimdi bana niye böyle kızıyorsun ben anlamadım. Bak, her şeyden önce ben İhsan'ın 5 kuruşunu bile istemiyorum, bu bir. İkincisi, ya sen kimsin de bana iyilik yapıyorsun ya, ha? Ben kim miyim? Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Ben sana bunu ta baştan söylemek istedim ama... Sen çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Ben Feraye'nin oğluyum. Anlatacak mısın Adnan? Anlatacak bir şey yok. Ortada yanlış anlaşılma var. Sen hala geçmişte yaşıyorsun Azade. 30 yıllık hırsın devam ediyor bana karşı. Ve bana bedel ödetmek istiyorsun. Ama ben seni aldatmadım. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Utanmaz seni. Yazıklar olsun sana. Esas sana yazıklar olsun. Şu çocukların önüne düşürdüğün duruma bak beni. Sırf kendini haklı çıkarmak için göz göre göre yalan söylüyorsun. Ben mi? Ben mi yalan söylüyorum? Ha? Ben mi? Baba, ağır oluyor. Esas annenizin yaptığı ne? Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ama niye yapıyor bunu ben biliyorum. Çok iyi biliyorum. Çünkü onun başka hesapları var da ondan. Baba ne o hesaplar? Anlat da biz de bilelim. Sor annene de anlatsın o zaman. Hadi anlatsana. Ya benim derdim başımdan aşkın, gelmişim burada sizi dinliyorum Allah aşkına ya. 30 yıllık hesabınızı kendi aranızda çözün. Hadi abi, hadi gidelim ya. Durun! Durun! Anlayalım bakalım. Kim doğru söylüyormuş? Anlayalım, gelin buraya. Neymiş o ya, ne isteyecekmişiz? Gelin, gelin görün babanızın rezilliğini. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Sen ne yapıyorsun? Bana, çocuklarının babasına tuzak mı kurdun sen? Ha? Buna inanacaklarını mı zannediyorsun sen? Buna inanacaklarını mı zannediyorsun ha? Buna inanacaklarını mı zannediyorsun sen? Buna inanacaklarını mı? Buna inanacaklarını mı? Yeter artık, ha? Yeter. Ne derdin varsa benimle hesaplaş. Çocukları aradan çıkar. Duyuyor musun beni? Beni yürüyorsun. Baba, o el kalkmayacak. O el anneme kalkmayacak. Baba, baba bana bak. Bana bak. Kendine gel. Yemin ederim boğarım seni. Anladın mı? Kendine gel. Anne sınırı çoktan aştı. Sen de sınırı ahlak derdi. Kapat seni diyorum sana. Baba. Baba. Baba kendine gel. Kendine gel. Ne oldu? Ne oldu? Niye kırdın bunu? He? Niye afalladın sen? Bir şaşırdım. Ne var bunun içinde? Niye kırdın? Söyle. Annenin saçmalıkları işte. İnsanı zımaradan çıkartmayı çok iyi biliyor. Aşağı geri. Baba kimseyi aptal yerine koyma. Belli ki bir şey var onun içinde ki kırdın. Çocuk muyuz biz? Hiçbir şey yok. Annem birilerinin tezgahına inanmış. O kadar. Bunca yıl sonra kimseye zorla güven verecek değilim. Bulaşmış. Bu bir şeylere bulaşmış. Bir ahlaksızlığa bulaşmış bu. Anne. Anne ne diyor babam? Saçmalık diyor, inkar ediyor. He? Gerçekten bir tezgah olabilir mi? Çıkın dışarı. Benim anlatacak bir şeyim yok. Çıkın! Tamam. Ferit. Çıkın çabuk!
Sen Feraye'nin oğlu musun? Ben seni öldü biliyordum. Ay yaşadığını bilseydim. Ay niye bana kimse bir şey söylemedi o zaman? Bana da söylemediler ki. Yıllarca anne hasretiyle büyüdüm ben. Onca yıl gözümün yaşına bakmadılar. Peki Adnan? Adnan biliyor muydu? Biliyordu tabii. Biliyor. Ama düzeni evladından daha değerliymiş. Yıllarca beni yok saydı. Yıllarca beni yok saydığı için ben o ahırlarda büyüdüm. Ama ben de şimdi onu yok sayıyorum. Bu gerçeği bildiğinden de haberi yok. Ama ben sana bunu söylemek istedim. Teyze. Ben senin kardeşin Feraye'nin oğluyum. Yeğenim senin. Bak senin annen çok iyi bir kadındı Yaman. Ama sen çok büyük kötülükler yaptın. Sen kardeşine çok büyük kötülük ettin. Yanlış yollara saptın. Sen şimdi Adnan'a kızıyorsun ama sen aynı ona çekmişsin. Tıpkı babanın oğlusun. Eğer annen yaşasaydı ve senin şu hallerini, yaptıklarını görseydi kahrolurdu. Teyze böyle söyleme. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj... Kalp Yarası ATV'de.